Bugüne kadar çektiğim en önemli videodasınız. Eğer bir yatırımcıysanız, hisse senetleri, kripto paralar, altın, gümüş, gayrimenkul hiç fark etmez. Bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Çünkü bugün sizle büyük bir sırrı paylaşacağım. Bu sırra hakim olanlar yatırımlarını çok daha iyi yönetiyorlar. Sırın ismi iş döngüleri ve likidite. İş döngülerini ve iş döngüleriyle beraber piyasadaki likiditenin değişimini yani piyasadaki toplam paranın değişimini anlarsanız varlık fiyatlarını öngörmeniz çok daha kolay hale geliyor. Daha doğru yatırım kararları almanıza ve günlük gürültüden uzak durup 4 yıllık döngüler halinde portföyünüzü büyütmenize yardımcı oluyor. Ben bu önemli sırrı keşfettiğimde tarihler Ekim 2022 idi. Herkes dünyanın batacağını söylüyordu. Borsaların bir daha toparlanamayacağını söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz yükselişlerine beraber doğan de dev bir çöküş vardı hisse senedi piyasalarında, kripto paralarda, her yerde. Ve ben o dönemde hem hisse senetleri için hem kripto için dipte olduğumuzu anlatan videolar yaptım. Ben o videodan beri bütün 2023 yılı boyunca ve 2024'te de bugüne kadar piyasaların yönünün yukarı olduğunu söyledim. Herkes felaket tellallığı yaparken, ezberci ekonomistler resesyonlar, stagflasyonlardan bahsederken piyasaların çökeceğini iddia ederken ben yönümüz yukarıdır dedim. Bunun sebebi benim falcı olmam falan değil. YouTube'da bir arkadaş bana Bora Stradamus ismini takmış. Stradamus da geliyor herhalde. Hayır öyle değil. Sadece iş döngüsünü, iş döngüsünün dikte üzerine etkisini ve bunun da piyasalar üzerindeki etkisini biliyorum. Bu nedenle de yatırım tahminlerimde piyasanın genel yönü konusunda genellikle haklı çıkıyorum. İşte bu sırrı ben YouTube katılı verdin aşkır üyeleriyle yakın zamanda bir canlı yayında paylaştım. Sorularını aldım ve onların dünya görüşünü şekillendirdim. Fakat bu çok önemli bilgiyi sadece onlara saklamak pek adil gelmedi. Bugün o canlı yayının kaydından bir bölümü sizlerle paylaşacağım. Ve inanın bana bütün piyasalara bakışınız değişecek. Bütün gürültülerden bağımsız felaket tellerlerinin saçma sapan komplo teorilerinden uzak şekilde piyasalara nasıl bakmanız gerektiğini göreceksiniz. Ve bence daha iyi bir yatırımcı olacaksınız. Elbette anlatacaklarım yatırım tavsiye değil. Ekonomi çok somut bir bilim değil. Ben bu tip araştırmaların tamamını kendim maalesef yapamıyorum. Öyle bir araştırma takımı da yok. O yüzden GMI isimli bir araştırma firmasının verilerine ayarlandım burada büyük oranda. Bir ücretli üyeliğim var orada. Pek tavsiye etmem çok pahalı çünkü ben zaten önemli bilgileri de paylaşırım. Ama her şekilde lütfen önümüzdeki yarım saati bu videoya ayırın ve daha sonra tekrar tekrar izleyin. Ekonomi bakış bakışınız değişecek ve çok daha iyi bir yatırımcı olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi önce birkaç tane kavramı yerine oturtacağız. Bu kavramların yatırım stratejilerimizi nasıl etkilediğini de sonra doğru anlayacağız. Ve çok şaşıracaksınız. Yani bütün dünyanın döngüsünü aslında biraz çözmüş olacaksınız ve ne zaman hangi varlıklara girmek gerekiyor, ne çıkmak gerekiyor konusunda tabii ki gün detayında değil ama dönem detayında epey bir veriye ulaşacaksınız. Öncelikle döngü nedir? Business cycle diyor işte Amerika'da iş döngüsü nedir? Onu şu ISM grafiğinden görebiliriz. ISM aslında bir anket temelde. Amerika'da da yapılıyor, Türkiye'de de işte bunun birkaç versiyonu var. ASM, PMI vesaire gibi. Hizmetler sektörü için ayrı yapılıyor. Üretim sektörü için ayrı yapılıyor. Önemli değil. Bu ekrandaki üretim sektörü ASM'i. Temelde büyük satın almacılara, büyük tedarik zinciri yönetenlere dev şirketlerde yapılan bir anket. Her ay yapılıyor bu. Ve ekonominin durumunu anlamaya çalışıyorlar bu ankette. Bu elin altında ise işler kötü. Ekonomi duraklama halinde, düşüş halinde. Elin üzerinde ise işler iyi. Ekonomi büyüme halinde. Fakat maalesef hep böyle elin üzerinde kalamıyor bu medet. Burada gördüğünüz gibi döngüler haline gidiyor. Bu döngüler dört yıl süre aşağı yukarı. Bunun sebebine biraz sonra geleceğiz. Ne oluyor döngülerde? Mesela diyelim ki ISM üzerinde ve işler çok iyi. Ne demek? Gidip sor sordular satın alma müdürlerine, tedarikçi yöneticilerine der ki vallahi işler iyi. Yani yeni makineler alacağız. Talep çok yoğun geliyor. Eleman bulmaya çalışıyoruz. İşler güzel. Nedir? Elin üzerindeyiz. Şimdi bu işler güzel oldukça ne yapmaya başlıyor? Biraz para bollaşmaya başlıyor ister istemez değil mi? Çünkü işi iyi olan insan gidiyor ne yapıyor? Piyasada bu parayı harcıyor. İşleri iyi diye eleman bulmak zorlaşıyor. Eleman bulmak zorlaşınca onların maaşları artmaya başlıyor. Böyle ASM yukarı doğru bir süre gidiyor. Ve her şey onunla olduğu bir dönem. Fakat bu bir noktaya geliyor. O noktadan sonra fiyatlar aşırı şişmiş oluyor. Mesela hani bu bir üretim şirketi olarak bakacak olursak personel masrafları çok artmış oluyor. Çünkü bir tek senin işleri iyi değil ki herkesin işleri iyi. O yüzden personel kıtlı başlamış durumda. Personel daha fazla para istiyor. İşte sen üretimini yapmak için belli emtialardan ayarlanıyorsun. Mesela bakırdan ayarlanıyorsun. E her yerde bakıra talep var. Bakıra talep çok aldı, o arttığı için onun fiyatları artıyor. Bir yandan da merkez bankaları bakıyorlar vaziyete. Diyorlar ya bu işler biraz enteresan. Çünkü bu enflasyonist etki yaratması var. Onlar da faizleri yükseltiyorlar. Gerçi genelde geç kalıyorlar ama yine de faizleri yükseltiyorlar. Ve bir zirveye geliyor. O zirveye gelindiğinde artık giderler yüksek faizler yüksek, şirketler aşırı yüksek maliyetle çalışıyor ve işten çıkartmalara başlıyorlar bundan dolayı. Bir yandan para bulmakta zorlaştığı için yeni projeleri ertelemeye başlıyorlar, yeni yatırımları ertelemeye başlıyorlar. O şirketin müşterisi için aynı şey geçerli. Ondan dolayı taşlar sorunları başlıyor, nakit akış döngüleri kırılmaya başlıyor ve ISM geriye doğru gidiyor. Sonra ISM aşağı doğru kırılıyor. Bazen böyle çok kırılıyor. Bu 2008'in çok sert kırılması, şu arası Covid'in kırılması. Bazen elinin altına hafif geçiyor. Çok da sert kırılmıyor ama her ne olursa olsun şu noktadan sonra biraz sonra konuşacağız. Tekrar merkez bankaları para bollaştırmaya başlıyorlar. ISM'in temel mantığı bu ve diyor ki merkez bankaları eyvah bu işten çıkartmalar bu şiddetle devam ederse mahvolacağız. İşte milyonlarca insan işsiz kalacak. Biz buna izin vermemeliyiz. Ve ISM'i tekrar yukarı toparlamaya başlıyorlar. Bu bir döngü gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Bütün dünyada da böyle aşağı yukarı. Ve bu ISM döngüsünün hisse senedi fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu görüyoruz. Burada ISM verileriyle S&P 500'ün korelasyonunu gösteriyor. Yani neredeyse birebir korele ediyor. Biraz gecikerek olabiliyor. Yani e, genellikle S&P 500'ün fiyatları önden koşuyor. ISM onu sonradan takip ediyor. Çünkü Wall Street'in akıllı oyuncuları ISM'in... Eh, pardon başım döndü. ISM'in bütününe değil de endeksin tamamına değil de e, ee, biraz sonra göstereceğim. Altı bir sürü alt satır detayları var onlara bakıyorlar. Mesela ISM tamam 48.5 düşük ama mesela altında yeni siparişler tarafı canlanmış. Bu durumda yani evet işler kötü ama canlanmaya başlıyor diyor Wall Street ve hisse senedi fiyatları önden oluşmaya başlıyor. Ama ISM'le ile eninde sonunda birbirlerini buluyorlar. Yani ISM'in sürekli aşağı gittiği ve gideceği bir dönemde S&P 500 yukarıda kalamıyor. Mutlaka geri çekiliyor. Aynı şekilde ISM'in düzenli yukarı gittiği yerde de S&P 500 mutlaka yukarı gidiyor. Bu sıfır S&P için geçerli değil, Nasdaq için de geçerli. Ee, Nasdaq'ta da ISM'le hisse senetleri arasında korelasyon var. Fakat buradaki korelasyon biraz daha enteresan. Nasdaq daha hızlı koşuyor. Yani Nasdaq yukarı koşarken de daha önden koşmaya başlıyor. Genellikle de ISM'in üzerine çıkabiliyor. Neden? Çünkü Nasdaq sonuçta teknoloji firmalarının olduğu bir yer. Üretim değil burası. O yüzden üretimin faktörleri vesaire o kadar çok etkilenmediği için işlerin iyi gideceği fikri atıyorum Amazon gibi bir şirketin işlerin iyi gideceği fikri çok önceden satın alabiliyor. O yüzden de değerleri hızlı koşuyor. Yani bütün döngülerde ASM'in yukarı kırılmaya başladığı anda Nasdaq daha hızlı koşar. Şu anda da aynısını yaşıyoruz. Yani hani diyorlar ya ya işte çok az hisse yukarı koşuyor. Normal aslında. Zaten Nasdaq koşar yukarı. Nasdaq'ın içerisinde de bütün şirketler, hemen şirketler koşmaz. Çünkü ASM yukarı döndüğünde Wall Street'in yatırımcıları bu yukarı doğru dönen ISM'den en olumlu ilk kimle etkilenecek diye bakarlar. O yüzden de işte nakit akışı bol, keşke güçlü şirketlere para yağmaya başlar. Ee, hisse senetlerinin bu dönemde e, türlerine göre yani mesela döngüseller ne demek döngüsel? İşte mesela otomotiv tam bir döngüsel sektör. İşte discretionary de diyoruz ve yani zorunlu olmayan tüketim harcamaları onlar mesela ISM'den çok kötü etkileniyorlar. ISM kötüye giderse orada satışlar çok azalmaya başlıyor. Buna karşı defensifler mesela McDonald's, mesela Walmart bunu entiyada da öyle Mesela bakır döngüsel. Ülke ekonomi iyi gidiyorsa, üretim artıyorsa bakır yükselir. ISM'i takip eder. Buna karşın atıyorum buğday defensif. Yani işler çok kötüye gidiyorsa insanlar en son mutlaka ekmek yiyecekler yani aç kalmayacaklar. O zaman buğday yukarı gider gibi. Bu nedenle bu e, satın aldığı hisse senedi döngüsel mi yoksa savunma hisse senedi mi? O da ISM'e farklı zamanlarda farklı tepkiler verebiliyor. Yani her şey neredeyse ISM'in bir türevi. Burada Russell 2000'i görüyoruz. Küçük hisse senetleri yine ISM'le birebir aynı gidiyorlar. Ve ISM 50'nin altında kaldığı sürece sıkıntı var. 50'nin üzerine doğru gittikçe iyi. Fakat illa 50'nin üzerine gitmesi gerekmiyor. Şu anda görüyorsunuz. 50'nin üzerine doğru gittiği yolu olması önemli. Yani arada tabii ki geri çekimler olacak. Hiçbir zaman grafik dümdüz inmiyor veya dümdüz çıkmıyor. Ama yön burada görüyorsunuz 2023'ün sonunda 2024'ün başında yukarı doğru döndü. Gitti de zikzaklı gidiyor geliyor ama yukarı doğru gidiyor. Amerika'da hizmetler ISM'i de ayrıca önemli. Şimdi birinci bilgimiz bu. Okay. ISM en önemli konu. Yani ISM hisse senetlerinin fiyatını belirliyor. Çünkü ISM ekonomik canlılığı belirliyor. Ekonomik canlılık şirketlerin işlerine yansıyor. Gelirleri artıyor, EPS'leri artıyor. Ve o zaman da onların değeri artıyor. Ama her hisse senedinin, her şirketin ISM'e tepkisi aynı değil. Nasdaq önden koşuyor. Veya döngünün neresinde olduğunuza göre döngüsel hisse senetleriyle e, zorunlu olanlar yani savunmacı hisse senetleri arasında performans farkları çiziyor falan ama yani neyse ne her şey ISM'e bağlı. Bu nedenle ISM verisi geldiğinde ben satır satır okurum. Yani bu son gelen ISM verisinde de enteresan bir tane detay vardı. Onu size bir göstereyim hemen. Ee, ne demek istediğimi daha kolay anlayacaksınız. Bakın bu ISM verisi. Burada gidip görebilirsiniz. ISM World Org diye bulabilirsiniz hemen. Kötü geldi. 48.5 Hatta işte geçen ay biraz yukarı doğru kıvrılmıştı. Yine aşağı doğru kırdı. Yani biraz can sıkıcı bir görüntü bu. Lakin şöyle bir durum var. New Orders yeni siparişlerde artış var. Bakın bu çok önemli. Yani İlk defa burada New Orders tarafında yukarı doğru güzel bir kıvrılma alıyoruz 2023'ün ortalarından beri. Bu güzel bir mesaj. Zaten borsada bunu okudu. Yani burada bir sürü gösterge aşağı doğru gidiyor ama şirket diyor ki benim diyor yeni siparişlerimde iyileşme var. Bunu öncü diyoruz. New Order öncü. Mesela employment ardıl yani şirketin yeni eleman alması çıkarması orderlara bağlı. Önce yeni siparişler gelecek. Aa diyecek benim bu yeni siparişler kapasitem yetmiyor. O zaman yeni eleman alayım diyecek yine sermaye harcamaları, makine alması New Orders'a bağlı. Ve burada New Orders'da yani hala küçülme bölgesi %50'nin altında ama yukarı doğru bir kıvrılma oldu. Yani en son gelen bilgide böyle güzel bir şey vardı. Şimdi birinci bilgimiz bu. ISM çok çok önemli. Bunu bir öğrenelim. Biraz sonra bunu bağlayacağız birbirine ve çok hoşunuza gidecek. İkinci konu da likidite. Şimdi benim üyesi oldum, ücretli üyesi oldum. CMI diye bir yer var. Onun bir kendine ait bir endeksi var. CMI Total Liquidity Index diye. Şimdi bunun ne olduğunu boş verin. İçinde işte M2 para tedariği de var. Başka bir takım göstergeler de var. Dünyada ne kadar likidite var ortadayı ya bakıyorlar. ya yani kendine ait bir gösterge. malzeme, ücretli bir rapor. Onu sizlerle paylaşamıyorum. Diyor ki bu. Dünyanın diyor ortamıza baktığımızda 2008 finansal krizinden beri. Neden o krizden beri sonra geleceğiz? Yılda %8 civarında para basılıyor ekstra. Yani bu bazen mesela burada Covid'de olduğu gibi aşırı artıyor. Bazen azalıyor. Ama para tedari yani likidite ortalama olarak yılda yüzde %8 büyüyor diyor. Bu bunların bu GMI endeksine göre. Bu çok enteresan bir şey. Buna ne anlama geliyor? Hani mesela enflasyon enflasyon diyoruz. Bu enflasyon değil. Bu para bollaşması. Ve para bollaşması döviz kurları üzerinde debasement etkisi diye bir etki yaratıyor. Yani aslında temelde paranın değerinin hard asset'lere karşı yani sabit varlıklara karşı güçlü varlıklara karşı değeri azalıyor. Mesela Türkiye'de bunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki abicim tamam bu evlerin fiyatları kardeşim enflasyondan da çok artmış ya nasıl iş falan diyorsunuz değil mi? Amerika'da da öyle. Yani bir varlığa bakıyorsun o yani enflasyon bu kadar değil ki. Bunun neden değeri bu kadar artmış? Varlık dediğimiz işte altın hisse senetleri, evler arabalar belli durumda araba kıtlığı varsa kıt olan varlıkların değeri %8 oranında otomatikman artıyor. Buna debase mi etki Bir de bunun üzerine yıldan yıla değişmekle beraber %3 civarı enflasyon ekleyin. Enflasyon bir sepet. O sepet içerisindeki ürünlerin fiyat artışını ekleyin. %11 civarında paranıza para kazandırmıyorsanız yeniliyorsunuz. Amerikan dolarının enflasyon artı debase etkisine yeniliyorsunuz. Okay. Peki abi niye yapıyorlar bunu ya? Bu kadar çok para neden basılıyor? Çünkü bir türlü çözemedikleri 2008'den beri gelen döngüsel bir dertleri var. Bu derdi ne oldu biraz sonra daha detayına gireceğiz. Ama aklımıza kalmamız gere kalması gereken konu sürekli para bollaşıyor. de artıyor. Ve bunu durduramıyorlar. Evet bazen başlatıyorlar. Mesela burada işte yavaşlattıkları dönemdi. biz bunu 2022'de yaşadık. Ama en de sonunda o de artıyor. Çünkü 2008'den beri taşıdıkları bir problem var. Bu likidide de böyle bir kanal içerisinde gidip geliyor... E, grafik olarak baktığımızda bu log chartta ve şu anda kanalın dibinde yani likiditenin kanalın en düşük olduğu bölgesindeyiz. Genelde ne yapmış hep kanalı burası sekin se yukarı doğru gitmiş. Yani teknik olarak bakarsanız da likidite böyle bir yerde. Peki likiditenin önemi ne? Bütün varlık fiyatları likiditeyle aslında korele hareket ediyor. Bu da bitcoin'i görüyorsunuz. Bakın iki grafi üstte koyun. Birebir neredeyse. Yüzde 84 civarında likidite ile korelasyonu var. Burada Nasdaq'a koyalım. Nasdaq yüzü. Bundan sonra korelasyonu göstereceğim size. %93-94 civarında korelasyonu var. Şimdi ISM var ve likidite var. Ve bunlar birbirini çok bütünlüyorlar. Aslında ISM'in pozitife geçmesi likidite ile mümkün ancak. ISM ne zaman negatife geçiyor? Likidite azaltıldığı zaman negatife geçiyor. Ve bu Ligitite ve ISM'de olan bitenlerde bizim işte yatırım yaptığımız Nasdaq gibi, Bitcoin gibi, S&P 500 gibi yerlerdeki bütün varlık fiyatlarına en direkt etkileyen konu başka hiçbir şey değil. En direkt etkileyen konu likidite ve ISM. O halde ben geleceği tahmin ediyorsam likidite ve ISM ne olacak bunları bilmem lazım. Bunu da bir kenara koyalım. Tamam likidite dedik, ISM dedik. Bunları bir kenara koyalım. Konu burada da bitmiyor ama. Konunun bir başka boyutu da ekonomik büyüme bütün ülkelerin büyümesi gerek. Ekonomik büyüme şart. İşte ekonomik büyüme olmayınca şu anda Fransa'da yaşanan türden şeyler yaşanıyor. Biliyorsunuz aşırı sağcılarla aşırı solcular arasında mücadeleler yaşanıyor. Türkiye'de işte gördük Kayseri'de bir anda olaylar ne hale geldi. Yani ekonomik büyüme olmuyorsa o ülke yönetilmesi zor, huzursuz bir ülkeye dönüyor. Ekonomi nasıl büyür derseniz de üç tane kalemi var bunun yani. Pek de fazla bir opsiyon yok. Bir, nüfus artarsa ekonomi büyür. Çok önemli. Çünkü yeni insan doğuyor. Onun işte evi alınacak, eşyaları alınacak. Yani nüfus artışıyla ekonomik büyüm arası direkt ilişki var. Verimlik artarsa ekonomi büyür. Yani nüfus aynı kaldı ama nüfusun üyesi bazına aldığı üretim büyüdü. Güzel o zaman ekonomi büyüyebilir. Bunlar olmazsa da borçlanmayla büyür. Ve dünya biraz sonra geleceğiz. Uzun zamanda şu ikisini büyütemiyor. Yani batıda nüfus artışı bitmiş durumda. Verimlik artışı da yok. O zaman bütün büyüme borçlanmaya geliyor. İşte bunu da biraz sonra o deminki likidite ve ASM ile ilgili ilişkilerine geleceğiz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda gerçek yani real işte enflasyondan arındırılmış gar safi milli haslası, trend negatif bakın sürekli aşağı gidiyor şu çizgiyi görüyorsanız. 2000 pardon 1950'den beri 1950'lerde trend yüzde buçuk civarı yıllık büyüme şu anda işte buçuklara doğru hızlı bir şekilde iniyoruz. Evet arada böyle spike'lar geliyor ne zaman geliyor para basılınca geliyor onun dışında hep aşağı doğru gidiyor. Neden? Çünkü Amerika'da Nüfus artmıyor. iş gücü üretkenliği artmıyor. Bundan dolayı da ekonomi sürekli aşağı gidiyor. Evet şey yapıyorlar. Göç alıyorlar. O göçten bu işin bir bölümü çözüyorlar. Bu arada hani kızıyoruz ya bizimkilere falan niye göç alıyorsun diye. Nüfus artmayınca göç almak dışında sorun başka çaren de yok çünkü ekonomik büyüme takılmaya başlıyor. Yani ya işte şey gibi yapacaksın e, ho, e, atıyorum e, Güney Kore gibi. Ondan sonra bir dönem Japonya gibi. Yani verimliği çok artıracaksın. inovasyonlar, teknolojilerle ya da Nüfus artacaksa ikisi de olmuyorsa ne yapacaksın? Borçlanacak. Bu da grafikte de Amerika'da ikinci sorunu gösteriyor. Çalışan nüfus oranı da azalıyor. Bu da trend çizgi aşağı doğru gidiyor görüyorsunuz. Yani şu anda popülasyonun çalışan bölümünde sürekli azalma olduğunu görüyoruz. Bu da verimlik azalması demek. Yani vatandaşından aldığın verim azalıyor. Yani hem nüfus azalıyor hem verim azalıyor. Bunlarla beraber ne oluyor? Borç artmaya başlıyor. Çünkü ekonomi yönetimi bakıyor. Ulan ben ne yapacağım? ekonomi bir türlü büyütemiyorum. Ekonomi büyütmek için kardeşim benim borçlanmam gerekiyor o zaman. Çünkü madem nüfus artmıyor, verimlilikte de artış yok. O zaman para vereyim ben millete. O para daha bol olduğu için bile daha fazla aradan alışveriş yapsın. işte sanayici daha kolay yatırım yapsın. Ben ekonomi şişireyim diyor. Böyle büyüme bu. O yüzden Amerikan bo ekonomisinin borcunun gayri safi milli hastaya payı, payı sürekli büyüyor. Şu anda yüzde 350. Bu toplam borç. Bu sadece Amerikan devletin borcu değil. Total debt bu. Kişilerin ve işte özel sektörün devletin toplam borcu. Yüzde 350. Bu arada Amerika böyle dünyanın gerisi farklı değil. Dünyada da ortalama yüzde 400'deyiz. Yani dünya ekonomisini 100 trilyon dolar diye düşecek olursak kabaca 400 trilyon dolar borç var arkadaşlar. Mekanizma bu. Tamam. Şimdi ekonomi büyümüyor. Niye nüfus büyümüyor? Verimlilik artmıyor. O zaman ne yapalım? Biz para basalım. Okey. Gayet güzel. Para basma konusunda da aslında borçlanma kimden geliyor diyorsanız özel sektördeki borçlanma azalmıştır burada. Çünkü neden azaldı? İki sebebi var. Bir, bu 2008 krizinden sonra özel sektöre borç vermek zorlaştırıldı. Bir de e, bu özellikle teknoloji şirketleri pek borca ihtiyaç duymuyorlar. Nvidia'nın sermaye ihtiyaç çok çok az. Evet. örnek vermek gerekiyor. Çünkü üretim yok. Ondan sonra fabrikası yok. Bir şey yok yani. yani büyük bir sermaye ihtiyacı yok. Borçlanmıyor Bir de bu bol olduğu için zaten çoğu borçsuz bu şirketler. Yani Tesla'nın borcu yok mesela vesaire. Hani borç çok az. Özel sektörde borç az olur. Yine yüksek tabii. Gayri safi milli yüz %120'si. Ama hani şey seviyelerine geldi. 2000 seviyelerine geldik. Bu da devlet iki. Devlet iki korkunç. Devlet iki sürekli artıyor. Çünkü 2008 yılında temel olarak Amerika'da finansal sistem çökünce ve bütün dünya çökünce özel sektörün borcu devlete satıldı. Yani ne oldu hatırlayın 2008'de Amerika'da bankalar dediler ki biz yandık anam. Tahsilat edemiyoruz. borçları tahsil edemiyoruz. Bunda zaten 20 kaldıraçlı olarak başka sakeri vermiştik. Bizim paramız bitti dediler devlete de bunlara para verdi. O yüzden işin sapıtma yeri 2008. Bakın şurası. Yani buraya kadar da evet para artışları var. Şurası Amerika'nın bu altı standartından vazgeçtiği dönem sonrasıkindeki kitap göster artışı gösteriyor. Bakın esas patlama 2008'den sonra şurada. Çünkü bir anda sırf bankaların değil. İşte borçla borçlanmış insanı ödeyemiyorum kardeşim canım mı alacaksın? Diyor. Al evi git diyor. Para yok diyor. O bankaya seyahat ediyor, o bilmem mekese seyahat ediyor. Ne yaptılar abi? Amerikan devleti geliyor diyor ki tamam o zaman ben para basacağım vereceğim size diyor. Ve ilk dev para sıçraması burada yapılıyor. Bakın göreceli olarak oradaki para sıçraması bizim COVID'deki para sıçramamızdan çok daha büyük. Ve buradan sonra ayar iyice bozuluyor. Tamam şimdi acayip bir para girmiş oluyor sisteme. Çünkü ekonomik büyüme yoktu. Şuralarda dert oydu. Sonra o gelen parayla o borçları da bankalar kötü kullandığı için bir de borç krizi oluyor. O da patlıyor. Devlet diyor ki o zaman bana borçlarınız devletine istiyor. Bundan dolayı da o gün bugündür bakın özel sektörün borcu nispeten başlamışken devletin borcu fişek gibi büyümeye devam ediyor. Tamam mı? İyi gidiyormuş. Bu da işte az önce bahsettiğimiz global likiditeyi düzenli bir grafik haline şu anda kanalın alt bölgesinde sürekli yükseltiyor. Çünkü devletin yapacağı bir şey yok. Burada da bu döngüsellik meselesi devreye giriyor. Ve de bunun kurtuluşu da yok. Şunu biliyoruz mesela Amerika'da şu anda bin kişi başına doğum adetlerindeki düşmeye göre bu toparlanmıyor. Yani bunun geri geleceği yok. Öyle söyleyeyim. Çünkü e, sen bugün çocuk politikasını vatandaşın çocuk yapması şu süper teşvik etsen bile vatandaş istemiyor artık. Bir sürü sebepten. Ekonomik zorluk, hayat tercihleri değişmiş durumda, insanlar daha geç evleniyor, birbirine daha zor katlanıyorlar. Bir sürü derdi var. Yani problem epey yapısal ve bu yapısal dertten kurtulmak mümkün değil ve problem artacak da. Çünkü bu grafik enteresan bir grafik. Şu siyah çizgi Amerika'da iş gücü katılımını gösteriyor. İş gücüne kaç kişi var katılımı gösteriyor. Nüfus azalması devam ettikçe bak nüfus böyle azalacak diye öngörüyorlar. Bu daha da kırılacak. Yani önümüzdeki yıllarda Amerika hem nüfus hem nüfusun içerisinden üretime katılımı azalacak. Bu sırf Amerika için geçerli değil. Bu Avrupa'da da geçerli. Bu Çin'de daha beter geçerli. Çin'deki istatistikler daha da kötü bu konuda. Türkiye'de de yavaş yavaş geçerli oluyor. Yani diyorlar ya işte biz tarlalar çalışacak adam bulamıyoruz. Onun sebebi biraz bu. Yani nüfus yok olan nüfusu Türkiye'de tarlada çalışma istemediği için yani iş gücüne katılma onun yerine evde otururum diyor. Ailemle idare ederim diyor falan filan. Bu kırılmalar oluyor. Ve bu grafik çok enteresan bir grafik. Bunu GMI bu grafiği ilk yayınladığında anlaması benim için bayağı uzun sürmüştü. Şu siyah grafik demin gördüğümüz bu iş gücü katılımdaki azalım. Şuradaki kırmızı ise Amerikan devletinin borcundaki artışın ters çevrilmiş hali. Inverse grafik. Ya yani bu normalde yukarı çıkıyor da. iki grafik üstte oturtmak istemişler şekil olarak otursun diye. Bakın burada görüyorsunuz şey azalıyor. İnanılmaz bu grafik bu. Diyor ki bu grafik bize. Amerika'da iş gücüne katılım azaldıkça hem üretkenlik azaldı hem de buz azaldığı için devletin buna karşı tek çıkarı daha fazla borçlanmak oluyor. Okay. Daha fazla borçlanmak. Başka hiçbir çaresi yok. Hani evet yani Biden döneminde daha da fazla borçlanıyorlar. Daha da herif para harcıyor falan ama fark etmez. Ekonomi büyütemiyorsun çünkü nüfus gelmiyor. Verimlilik altıyor. Üretken nüfus yok yapabileceğin tek şey borç ve burada görüyorsunuz bunlar birebir Kore çalışıyorlar. Ve bundan dolayı da Fed sürekli likiditeyi basıyor, parayı veriyor piyasaya, piyasaya verdikçe de parayı Amerikan devletinin toplam borcunun gayri safi milli hastaya oranı artıyor. Bu yani Amerika'da böyle, Çin'de de böyle, Avrupa'da da böyle. Yani böyle olmuyor. Biz mesela pek böyle değiliz. Biz biraz daha iyiyiz bu konuda. İhtiyacı sayıları sonra konuşuruz. Şimdi bu likidite de art de tıpkı demin gördüğümüz ISM verisinde olduğu gibi Nasdaq'la direkt bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bol likidite de eşittir Nasdaq yukarı. Bu Ligit'in mesela fiyat kazanç oranlarını bile etkilediğini görüyoruz. Bazen diyorlar ya hocam fiyat kazanç oranları çok arttı falan. Artmadı. Olan şu aslında. Şimdi hatırlayın %8'lik sürekli yeni para giriyor piyasa. Debase oluyor para. Hatırlayın değil mi? Şimdi para girdi. Para gideceği yer arıyor kendisine. Ne yapıyor? Hisse de yöneliyor. Fiyat kazanç oranının pi bölümü fiyat artmaya başlıyor. Çünkü %8 daha fazla para var. Ne yapacak o para? Ama şirketin karı artmıyor. Çünkü şirketin karı neyle oranla artar? Büyümeyle. Büyüme yok ki. Büyüme o kuvvetli değil. Yani çoğu şirket için. Küçük hissi senetler çektiğimiz acı zaten bu şu anda. Büyümeleri az. Yani fiyat yukarı giderse büyümenin de onu beslemesi lazım. Nvidia'da besliyor. Büyüme de var. Fiyat kazanç oranı pek bozulmuyor. Ama öbürlerine ne oluyor? Sürekli fiyat kazanç oranı bozuluyor. Bakın bu kırmızı çizgi Amerika'da fiyat kazanç oranındaki bozulmayı gösteriyor. Korkunç bir yerde değilse ama bayağı bozulmuş durumda. Ve bozulmaya devam edecek. Niye? Çünkü bu borç döngüsünü döndürebilmek için, ISM'i canlı tutabilmek için sen paraya soktukça piyasaya bu gidiyor hemen varlığa yapışıyor. Ama o varlığı mesela Tesla'nın atıyorum, Nvidia'nın atıyorum, Apple'ın o değerini için dolduracak earnings büyümesi yani karlılık büyümesi ekonomik büyümeye bağlı olduğu için bütün arkasından gelemiyor. O zaman da böyle işte fiyat kazanç oranları çıldırıyor. Bizim ezberciler bunların fiyat kazanç oranı çok yüksek diyor. Aslında değil. Aslında olan şey daha fazla para olduğu için asetlerde varlık değerlerinde enflasyon yaşıyoruz. Çünkü yüzde sekiz her otomatikman değer artıyor. Zaten böyle baktığınızda mesela S&P 500 yıllık yüzde yedi getirisi vardır ortalama. Dibes oluyor. Para kazanamazsınız S&P 500'de endeks oynayınca. Nasdaq yüzde on bir yüzde on iki civarı. Yani hisse seçmezseniz doğru hisse büyük oranı yeniliyorsunuz. Çünkü yüzde on bir dediğinde de hatırlayın yüzde sekiz paranı dibes üzeri yüzde üç enflasyon yüzde on bir zaten. Yani hisse endeksler yükselmiyor. Endeksler Basılan para artı enflasyon kadar yukarı gitmişler aslında. Yani S&P 500 enflasyonu kapsayamamış. Sırf şeyi. Bu arada altın bunlardan da kötü. Altın yüzde Altın debasement'ı da kapsayamamış. Yani on yıllık getirisi ortalama yüzde Altın onu da sağlayamamış. Dökülüyor. Ama Nasdaq biraz daha avantajlı. En avantajlı Bitcoin şu andaki baktığımız bütün varlık kategorileri içerisinde. Bu debasement etkisine ve enflasyon etkisine karşı direnmişler. Bitcoin'le de bağlantı aynı. Global Ligitide ile Bitcoin arasındaki bağlantıyı görüyoruz. Bitcoin'in fiyatı düşecek mi yüksek mi? Tek sorman gereken konu de biraz yani hemen bire bir örtüşmüyor. Gerçi çok ciddi korelasyon var. Neden? Biraz da hani Bitcoin'in kullanım alanı arttıkça değeri daha hızlı artabiliyor. Aynen Nasdaq'ta da öyle. Yani Nasdaq'ın değerinin biraz üzerinde artması sebebiyle işte Nasdaq'taki teknoloji şirketi ürünlerini daha fazla insan kullandıkça değerleri daha hızlı artabiliyor. Okey. Şimdi i̇şte yani neyi anladık o halde? ISM ekonomi bir iş döngüsü meselesi anladık. Bundan likidite ilişkisini anladık. Amerikan ekonomisinin sırf Amerika'nın değil bütün dünya ekonomisinin ayakta kalmak için sürekli borçlanmak zorunda olduğunu anladık. Borçlan çünkü nüfusları artmıyor ve üretkenlik artmıyor. Borçlanma oldukça dikkat arttıkça da aset fiyatlarının en az yılda %8 civarında yukarı doğru gitmesi gerektiğini anladık. Üzerine enflasyona koyunca %11, %12 ortalamaları kazanmamız gerekiyor. Peki, buraya kadar iyiyiz. Şimdi buradan sonra bakmamız gereken şey peki biz bu ekonomik döngüsünün neresindeyiz o zaman? Yani ISM döngüsünün Likidite döngüsünün neresindeyiz arkadaşlar? Yani, değil mi? Soru bu. Bakın burada döngünün akışını görüyoruz. Burası 2008 döngüsü. Şu i̇şte aşağıda biraz yanlış basmışım. Döngüler gidiyor. Biz şimdi yeni döngüde 4 yıllık. Bunlar, bu döngüler 4 yıllık. Ve bu 4 yıl çok enteresan bir 4 yıl. Her 4 yılın başlangıcı <laughs> Bitcoin yarılamaya ve Amerikan seçimlerine denk geliyor. Yani başlangıcı ve sonu. Çok enteresan yani. Bu tamamen tesadüf olabilir. Ama değil biraz sonra anlatacağım. 2008'e bağlayacağız her şeyi. Ama bir de böyle bir döngümüz var. Yani her 4 yıllık döngünün içinde e, yarılama yaşanıyor başında. Amerikan seçimi yaşanıyor en sonunda. Ve baş sonunda da aynı şey gelir. Ve e, bir yandan da e, şey var. İşte bu ekonomik döngünün 4 yılını tamamlıyoruz. Şimdi 2008 yılında Amerikan devleti çökünce bu bankaların aç gözlüğünden dolayı muazzam bir para sokuyor piyasaya. Şimdi bu muazzam poraya sakıp ne yapıyor? Şirketlerin borcunu devlet üstüne alıyor. Şimdi burada da bunun 4 yıl olması sırrını veriyorum size. Devlet şirketlerin borcunu alınca üzerine çıkarttığı bonoların ağırlıklı ortalaması 4 yıl civarı. İşte bir yıllık borçlar, 5 yıllık borçlar ortalamasını burada görüyoruz. Ortalama 4 yıl. Yani 4 yılda bir şirketin yeniden, devleti yenen para ihtiyacı var. Bakın çünkü döngü çok basit işliyor işte aslında. Devlet diyor ki ekonomi kötü gidiyor. Ben bu ekonomiyi tekrar canlandırmam lazım. Büyütmem gerekiyor belli miktarda. Yoksa siyasi sorun olacak. Ne yapayım? Para vereyim. Para vermek demek ne demek borçlanmak aslında. Veya hatta para vermemle ekonomi canlanmıyorsa ben para harcayayım. İşte bu aralar öyle yapıyor. Devlet acayip para harcıyor. Son istihdam raporunda sadece devlette büyüme var. Başka hiç kimse de yok. Böylece devlette borçlar da büyüyor ama. Ve bu 4 yıl sonra, şuradaki 4 yıl sonra vade geldiğinde devletin elinde parayı ödeyecek, borcu ödeyecek parası yok. Çünkü ekonomi küçüldüğü için vergi de toplayamıyor. Hatırlayın. ekonomi büyütemiyor. Vergi gelmiyor yeterince. Vergi de toplayamadı. Borç geldi. kapıyı ne yapacak? Tekrar borçlanacak. Böylece yeni yıllık, dört yıllık döngü başlıyor. Yeni ekonomik büyüme başlıyor. Yani diyor ki devlet ben yeniden para vereyim piyasaya. Ve bu parayı verince de şu ISM bu grafik bu arada. ISM'in yukarı doğru hareketi başlıyor. Sonra diyor ki aşırı para verdim. Tekrar döngü aşağı doğru gidiyor. Yani paketi bütün baktığımızda bütün dünyada devletler 2008'den beri özellikle ondan önce sorun var 2008'den beri sorun çok bozuluyor çünkü bir anda çok borçlanıyorlar. O borcu döndürmek için sürekli daha fazla para basmak zorunda. Bu kadar basit aslında hikaye. Bu durumda senin ekonomik döngüde nerede olduğunu bilmen lazım. Varlık fiyatları nereye gidecek diye. Onu da görmenin yolu ISM'in nerede olduğu. ISM şurada şu anda. ISM bizim işte hala küçük bölgede elinin altında bakın görüyorsunuz ama yukarı doğru kırılıyor. Bunun yukarı doğru kırılması demek ne demek? Ekonomik canlanma bölümüne doğru geliyoruz. Fakat buradaki enteresan konu Amerikan Merkez Bankası bunu görmüyor şu anda. O şuraları görüyor. O yüzden diyor ki ekonomi küçülüyor diyor. Ve ekonomi küçülmesin diye para verecek. Oysa zaten ASM yukarı dönmüştü bu sırada. O gelen ekstra parayla beraber ekonomik büyüme hızlanacak aslında. Ekonomik büyümenin hızlanması demek de ISM'in hızlanması demek de bir varlık fiyatları ilişkisini gördük. Bunun sebebi de Amerika'nın ortalama borcunun 4 yıla yığılmış olması. Şimdi CMI oturmuş bunu böyle bir güzel gökkuşağı renklerine bürümüş ve benim içimi süper rahatlatan bir harita çıkarmış aslında. Bu harita bize diyor ki çok basit bakacak olursak. Bakın renkten her birinin anlamı var. Yeşil ilkbahar. 2023 ilkbahar. Nedir? Mavi kış işte 2022'de hatırlayın küçüldü ekonomi ISM. Ekonomi küçüldü. Likide de küçüldü çünkü ne yaptı? Enflasyon yükseldi. Hatırlayın ISM döngüsü anlatmıştım. Ne yaptı devlet? Dedi o zaman biz ekonomi küçültmemiz gerekiyor. Kıstı parayı. 2023'te artmaya başladı yavaş yavaş. Çünkü gördü ki ulan dedi bankalar batacak galiba ben biraz bankalara para edecek dediğim falan filan. Para tekrar hafif hafif artmaya başladı. İlk bahar şimdi 2024'te yaza giriyoruz ve bu yaza girdiğimizden beri sürekli gidip artış var aslında. Ve önümüzdeki dönemde 2024 dün geri kalan bölüm ve 2025 yılı de bütün dünyada artacak. Kurtuluş yok. Çünkü borç ödemeleri devam ediyor. Dördüncü yıla geliyoruz. Tekrar borçlar artmaya başlıyor. Ekonomi büyüdüğü için daha fazla paraya ihtiyaç duyuyor ve bir yandan da Çin'de de mesela Çin ekonomisi simüle etmek zorunda, stimüle etmek zorunda, para basmak zorunda. Başka çaresi yok herifin. Sıkıştı ekonomisi. Amerika'da işte iş yeri iş yeri kredilerinde sıkıntı var? Yani bir yerlerden buraya para girecek. Çaresi yok. Veya işte İşsizlik verisi çok kötü geldi. Fed'in ilahiyat ettirmeye başladı. nasıl verebiliyor piyasaya Bir sürü yolu var. Faiz düşürürsün. Yani para ortamını, para bolluğunu artırırsın. Ve Amerika'da paranın tekrar bollaştığı yerdeyiz. Okey. Bu 2024'te biz şu anda yaza girdik. Yani mevsim anlamında yazdan bahsetmiyorum. Likidide anlamında yaza girdik. 2025'te sonbahara geliyor. Sonbaharda bu likidide iyice zirveyi buluyor. Bakın burada da öyle yapmıştım. Bakın daha belki sonbaharlara da bakın. Sonra kışa gidiyor ve kışın düşmeye başlıyor. Bakın burada kışın ortalarında düşmüş. Burada kışın sonunda düşmüş. Burada kışın başında düşmüş. Biz de oraya doğru geleceğiz. Yani tablo bana diyor ki bütün bu döngünü işleyebilmesi için 2024 yılının geri kalan bölümünde ve 2025'in ortalarına bir yere kadar piyasayı paraya boğacaklar. Ne yaptı çünkü? ISM'i geriden takip ediyor. ISM'in kötü olduğunu düşünüyor şu anda. Benim ona para vermem lazım. işi büyüteceğiz diyor. Şirketler büyümek için paraya ihtiyaç duyuyorlar ve bu döngüye doğru giriyoruz. Ve bu her şeyi etkileyecek. Mesela Nazla baktığımızda Nasdaq bunu birebir yaşadı. Bu geri zekalı ezberci gibi arkadaşlar. Ekonominin şu mavi bölgesindeyken yani 2022'de yaşadığı küçülmenin 2023'te de süreceğini düşündüler. Oysa öyle değildi. 2022'de zaten sıkıntı yaşandı. 2023'te likidite girmeye başladı piyasaya. Ligi'de de gireceğini daha anladığı anda varlık fiyatları yukarı gitmeye başladı. Ligi hemen girmesi de gerekmiyor. Gireceğini anlaması yeter varlıklar için. Ve özellikle Nasdaq'ta burada görüyorsunuz önden koştu. Çünkü Nasdaq daha az nakitle işini görebilen bir yer. O yüzden önce onlar koştular. Bu yılda şu anda koşmaya devam ediyorlar. Ve koşmaya devam edecekler. Yani biraz sonra e, bazı tahminlerini koyacak. O fiyatlar bence uçuk hani. Oraya geliriz gelmeyiz bilmiyorum. Ama daha da yükselmeye devam edecek. Çünkü mutlaka likitte artacağı bir döneme geliyoruz. Anlattığım yapıdan dolayı. Bu da Bitcoin. Bitcoin'e bir mucize yok. Bir yukarı. Bitcoin yukarı. Burası işte bu kışın yaşadığımız 2022'nin faciası. Bitcoin şurada 16 bin doları buluyor. 16 bin dolarla sonra adımını adım geri geldik yani. Hikaye bu daha da yükseleceğiz. Kurtuluş yok. Ve bu yükselişler ee, daha edecek. Niye? Çünkü nakit artışları girdikçe ISM tekrar yukarı doğru dönmeye başlayacak. Daha da artacak. 50'leri falan geçecek. ISM yukarı doğru gittikçe de hisse senetleri yukarı doğru gittiğini göreceğiz. Burada CMI'nin kendine göre bir tahmin metodolojisi var. Onların tahmin metodolojisine göre bu döngü yani nakitin artması, ISM'in yukarı doğru girmesi ve ISM'in zirveyi bulması 2025'in hazinanı bulacak. 2025'in hazinandan sonra da düşüş başlayacak. Bu tabii 2 ay önce olur, 3 ay sonra olur yani bunlar o kadar Allah'ın kuralı değil. Ama onların öngörüsü ki katılıyorum bu öngörüye zamanlamayı bilmek çok zor ama 2025'te bu olacağını düşünüyorum. Para basma orada artık tekrar enflasyon çoşturmuş olacak. Tekrar iş gücü piyasaları çok bozulmuş olacak. Ve tekrar büyük kısıtlara gideceğiz. Ve burada işte bazı tahminleri böyle detaylı yapmışlar. Mesela diyor ki 2024'ün Eylül'ünde likiditede zirveyi bulacağız. Pek emin değilim. Bu bence biraz daha geç gelecek. Bilmiyorum. Ee, Haziran 2025'te likidite biraz aşağı doğru gelmeye başlamış olacak diyorlar. Ve buradan yola çıkarak da varlık fiyat tahminleri yapıyorlar. Mesela Nasdaq için diyor ki 2024'te 23 bin olur. Vallahi olacağız gibi de gözüküyor şu anda bugün değil mi? 21 bini zorluyor bu meret. Yani gidiyor tam gaz. burada ee, burada şeyde neresi oluyor bu? 2025 25 27 bin olacak nazlak. Sonra düşe yavaş yavaş geçiyoruz. Okay. Fikirleri böyle. Ee, Bitcoin'de de aynı şeye oturtmuşlar. Bitcoin'de de onların hedefine göre 52 2024 24, 230 bin dolar olacak diyor. Bana biraz fazla yüksek geliyor. Bu, burada bu arada bu tutarlar pek önemli değil. Yani onları bilmek kimse bilemez. Burada önemli olan eğilimi anlamanız. Okay. Yani bütün bu anlattığım döngüleri birbirine bağlayıp bu eğilimi anlamanız. Ve buraya biz varacağız diyor. Şimdi o halde önümüzdeki dönemde kaçınılmaz olarak belli varlıkların değeri çok hızlanacak. Niye? Çünkü likidite de evet yıllık ortamı %8 giriyor ama önümüzdeki dönemde daha hızlı girecek. Bir de bunun üzerine seçim ekonomisini koyun, bilmem neyi koyun. Yani ben Amerika üzerinden bahsediyorum. Paraya boğulacağız ve Belki bu tahminler ne zamanlama olarak ne tutarlı olarak tam tutmayabilir bunu bilemeyiz. Ama yönümüzün yukarı olduğu buradan anlıyoruz.